Geçen gün San Diego'yu uçuyordum. Cam kenarı koltuğuma yerleştikten sonra etraftaki diğer uçakların taksilenmesini izlemeye başladım. Ve fark ettim ki hiçbir uçak geri gitmiyordu. Sonra aklıma şu soru geldi. Uçaklar geri geri gidebilirler mi? Çoğu insanın düşündüğünün aksine bir uçağın geri geri gitmesi imkansız değildir. Yani yerde olduktan sonra. Fakat bunu asla yapmamaları başka bir şeydir. Bazı uçaklar güçlü geri hareket adında bir şey yapabilirler. Ama bu zaten geri gitmek demektir. Bu durumda uçağın jet motorları itiş yönünü geriye çevirirler. Jet uçakları da acil fren yapmaları gerektiği durumlarda yere indikten sonra motorun itiş yönünü değiştirebilirler. Fakat Avrupa'da bu metodu kullanan uçaklar çoğunlukla pervaneli uçaklarken, Amerika'da büyük jet uçakları bile bu manevrayı bazen uygulamaktadır. Her neyse, madem uçaklar geri geri gidebiliyorlar, peki bunu neden yapmıyorlar? İşin aslı bunun için çok iyi birkaç sebepleri var. Öncelikle geri gitmek için çok fazla güç gerekiyor. Sonuç olarak da ortaya çıkan gürültü gerçekten sağır edici seviyelere çıkıyor. İkinci olarak son hızla ters yöne çalışan bir motor ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Oluşacak güçlü hava akıntıları yerdeki parçacıkları muazzam bir hızla fırlatabilir. Terminallerin camlarını kırabileceğinden, yer ekiplerine zarar verebileceğinden ve hatta uçağın kabinine zarar verebileceğinden ufak metal parçalar özellikle çok tehlikelidir. Buna ek olarak tersine itişi olabildiğince etkili hale getirmek için uçağın motorlarının tam güç çalışması gereklidir. Ama bu durumda normalde yakacaklarından daha fazla yakıt yakarlar. Daha fazla yakıt da daha fazla para demektir. Hem de çok daha fazla. Ayrıca bu uçak geri itişi kullandığında motor çok fazla CO2 yani karbondioksit gazı üretecektir. Küresel ısınmanın ve hava kirliliğinin en büyük sorumlularından biri de bu gazdır. CO2 emisyonlarını azaltmak için gerekli adımlar atılmaya başlandı. Yani bunlara zıt gidecek bir şey yapmak bu önlemleri yok sayacaktır. Ve son olarak pilot uçak geri geri giderken frenlere basarsa uçağın kuyruğunu riske sokmuş olur. Bu durum kuyruğun yere veya başka bir katı cisme çarpmasıdır. Bu kaza minik ve tehlikesiz gözükse de gözle görülmeyen bir hasara yol açabilir. Yani herhangi bir çarpışma sonrası gelecekte ciddi problemlere yol açmasın diye her uçak derinlemesine incelenir ve bir onarım sürecine girer. Yani teorik olarak bazı uçaklar taksilenirken geri gidebilirler. Peki ama geri geri uçabilirler mi? Bu soruya cevap veren uzmanların çoğu şaşırtıcı bir şekilde aynı şeyi söylüyorlar. Ve cevapları kati bir hayır. Bunun sebebi ise uçak kanatlarının çalışma şekli. Bunlar genelde uçağı havada tutmaya yetecek kadar kaldırma kuvvetini idare edebilirler. Ve geri gitmeye başlar başlamaz uçağı havada tutamamaya başlarlar. Diğer bir taraftan geri geri uçmama kuralının bir istisnası vardır. Rüzgarın son derece güçlü olduğu ve uçağın en düşük hızındaki uçtuğu durumlarda ki bu hız bazı rüzgarlardan az olabilir, uçak yerden bakan bir gözlemciye göre geri geri gidiyormuş gibi görünecektir. Ama unutmayın, uçağın hızı onu havada tutmaya yettiği için uçak hala ileri gidiyormuş gibi davranacaktır. Tamam, uçakların neden geri geri uçamayacağını şimdi anladım. Ama hep uçaklara dair sormak istediğim birkaç sorum vardı. Uçaklar uzaya kadar uçabilirler mi? Bir gün roketler yerine uçakları kullanabilir miyiz? Hayır, bu imkansız. İlk bakışta onu göremediğiniz için havanın gerçek bir madde olduğunu düşünemeyebilirsiniz. Ama güçlü rüzgarlar estiğinde onun varlığını göz ardı etmeniz imkansız olur. Hatta şöyle ki, uçakları havada tutan şey rüzgarlardır. Ve şimdi de gelin uzayda ne olduğuna bakalım. Ne kadar yükselirseniz hava o kadar incelir ve bir süre sonra neredeyse hiç kalmaz. Bu da ne akıllı tasarımları olan büyük kanatların ne de güçlü motorların uçağın daha da yükselerek uzaya ulaşabilecek olması demektir. Yani evet, ne yazık ki uzaya gitmek için o roketlere ihtiyacımız var. Ayrıca uçuşlar sırasında atmosfere muazzam bir CO2 salınımı olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak günümüzde kullandığımız elektrikli arabalar çevremiz için çok daha yararlılar. Yani elektrikli uçaklar yapmamız da mümkün mü? Bu daha çok uçağın bataryasının üretebileceği enerji miktarı ile alakalı bir şey. Ne yazık ki en iyi elektrik motoru bile bir jet motoruna kıyasla 40 kat daha az verimlidir. Ve bataryalar daha fazla enerji depolayacak şekilde tasarlanırsa bu sefer çok ağır olacaklar. Ve uçaklar için taşıdıkları ağırlık gerçekten son derece önemli bir husustur.
İşte bu sebeple ticari hava yolları hala bildiğimiz jet yakıtını kullanmaya devam ediyorlar. Ayrıca uçaklar neden havalar çok sıcakken kalkamıyorlar? Motorları çok mu ısınıyor veya arıza mı çıkarıyorlar? Şöyle ki bunların hiçbir etkisi yok. Buradaki problem havalar ısındıkça uçağın havaya kalkabilecek kadar itiş üretememesidir. Ve uçak yerden kalkamazsa uçuş gerçekleştirilemez, öyle değil mi? Bu itiş gücü için uçağın etrafındaki havanın yeteri kadar yoğun olması gerekir. Ama sıcaklık arttıkça hava molekülleri dağılmaya başlar ve havanın yoğunluğu azalır. Kanatların da itiş kuvveti için birlikte çalışacakları yeterli malzeme olmazsa uçak yerden kalkamaz. Bu da böyle biline. Sıradaki uçaklar yapabilir mi sorumsa şu. Uçaklar hortumların içinden uçabilirler mi? Hortumların gök gürültülü fırtınalara kıyasla uçaklar için daha az zararlı olduğunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Niye böyle ki? Ne de olsa hortumlar devasa değiller mi? Yüzlerce kilometre büyüklüğünde olabilirler ve etkileri kendileri bittikten günlerce sonrasına kadar devam edebilir. İşin aslı çoğu hortum gök gürültülü fırtınaya kıyasla çok daha az bir yükseklikte gerçekleşir. Sonuç olarak da bir uçak hortumun üstünden uçabilir. Doğal olarak hiçbir ticari havayolu bir hortumun en tehlikeli havasının ve güçlü rüzgarlarının olduğu göz duvarından uçmayacaktır. Ama bir hortumun merkezinden uzak bir mesafede uçmak, uçak için hiçbir tehlike arz etmemektedir. Ve uçaklar genellikle hortumların üstünden uçmayı tercih ederler. Fakat gök gürültülü bir fırtına, 18.300 metre yüksekliğe uzanan devasa bir bulut topluluğu oluşturabilir. Bu da ticari havayollarının standart uçuş yüksekliği olan 10.700 metreden çok yukarıdadır. Yani böyle bir fırtınaya yakalanan bir uçağın pilotu ya fırtınanın etrafından gitmelidir ya da geri dönmelidir. Peki o zaman kasırgaların içinden uçmak nasıl oluyor? Uçaklar böyle bir şey yapabilirler mi? Kesinlikle hayır. Bir kasırganın ileri doğru hareket eden yıkıcı gücü, beraberinde taşıdığı tonlarca moloz ve büyük süratlerle dönen rüzgarların hızları, karşısına çıkacak her türlü uçağı yok edecektir. Bu yüzden pilotlar kasırgalara 32 kilometreden fazla yaklaşmazlar. Bunların üstünden de uçmak tehlikelidir çünkü kasırgaların etkileri standart uçuş irtifasının çok üstlerine kadar görülüyor olabilir. Bir dolu fırtınası da yüksek bir irtifada uçakla ilerlerken içinde olmak isteyeceğiniz bir şey değildir. Bu olayın sonuçları çok dramatik olmasa da uçak büyük ihtimalle zarar görür. Düşen dolular yeteri kadar büyüklerse uçağın motorlarına zarar vererek zorunlu iniş yapılmasına neden olabilirler. Ne yazık ki burnunuzun ucunda bitene kadar bir dolu fırtınası olasılığını tahmin etmek oldukça zordur. Buna ek olarak akıma yakalanan dolular fırtına sayesinde kilometrelerce yukarı fırlayabilirler. Fırtınanın çok üstünde uçan bir uçak bile bu dolulardan etkilenebilir. Göreceği zararsa kırık camlardan bozuk motora kadar her şey olabilir. Yani hava sistemleri hani kar, yağmur, buz falan gibi olanlar bir parti veriyorlarsa dolu genelde bu etkinliğe en geç katılandır. Nihayet geldiğinde de geri kalanlar şarkı söylemeye başlarlar. Yağın yağın, tüm ekip toplandık. Evet, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ayrıca beğenebileceğiniz videolarımızın bazılarını ekranınızda bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmaya devam edin.